Aziz ülkemizin her bir köşesinden gazi meclisimizi teşrif eden çok değerli gönüldaşlarımız, Saadet Gelecek Grubu'nun çok değerli milletvekilleri, aynı ideal için, aynı değerler için, aynı güzel Türkiye geleceği için mücadele eden çok değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, aziz ülkemizin, gazi meclisimizin ve bütün milletimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bir tarafta yüreğimiz Gazze'de, yüreğimiz yanıyor. Diğer tarafta ise zihnimiz ülkemizde. Zihnimiz ve hafızamız ülke gerçeklerine isyan ediyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki toplumsal kültürümüzün hemen hemen her kutsal sayılan, mukaddes sayılan geleneği çiğneniyor. Toplumsal kültürümüzün asırlar boyu süren toplum mu bir arada tutan mayası çözülüyor. Siyaset nedir? Siyaset, milletin tarihin süzgecinden geçe geçe oluşturduğu değerlerinin devlet yapısına yansımasıdır. Siyaset nedir? Siyaset, devlet dediğimiz millete ait siyasi yapılanmanın kurumsallaşmasıdır. Kurumsal kültürünü kaybettiğiniz zaman, toplumsal değerlerinizi kaybettiğiniz zaman siyaset anlamsızlaşır ve birkaç küçük çıkar grubunun aleti aracı haline gelir. Neden mi bahsediyorum? Diyarbakır'da, Kulp'ta bir olay yaşandı. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili iddialar var. TÜİK'in enflasyon rakamları var. Ve hemen hemen her konu, hangi konuya dokunursanız dokunun, milletin değerleriyle devletin kurumsallaşması arasında bağ kuramayan bir iktidar var. Gelin birer birer bakalım. Önce Diyarbakır'da, Kulp'ta ne oldu? Bizim tutumumuz açıktı. Şu anda da son derece açık. Bazı olaylar vardır ki eskilerin deyimiyle şuyu vukuundan beterdir. Olup olmaması kadar duyulması dahi toplumu sarsar. Hutbe okuyan bir imama kaymakamın müdahalesinden bahsediyorum. Sadece müdahale değil, darp iddiaları var ve bu iddialar da reddedilmiş değil. Şimdi hepimiz Anadolu topraklarından geldik. Bir küçük köyde eğer bir boşanma olsa, iki aile ihtilaf etse, o köyde bir felaket Allah muhafaza olsa, üç kanaat önderi bir araya gelir. Muhtar, imam ve öğretmen. Muhtar halkı temsil eder. İmam halkın değerlerini temsil eder. Öğretmen irfanı eğitimi temsil eder. Bunu illere doğru yansıtın, ilçelere yansıtın. Kaymakam, imam ve oranın fikir öncüleri ve eğer adli kurum varsa adliye. Bir çatışma çıkacak olsa, bir gerilim olacak olsa onlar bir araya gelirler ve onu konuşurlar. Ve Kuvayi Milliye'ye bakın, Balıkesir Kuvayi Milliyesi'ne il müftüsü, il belediye reisi ve kaymakam hepsi bir arada. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te her yerde imamla kaymakamı, müftüyle valiyi karşı karşıya geldiği durumlar neredeyse hiç gözükmemiştir. Çünkü biri mülk milleti, diğeri din devleti temsil eder. Eski tabirlerle, eskimeyen tabirlerle. Ama düşünün bir haber yansıyor ve kaymakam hutbe e, esnasında uyarıyor daha sonra da darp ediyor. Şunu bir kere söyleyelim. Değerli grup başkan vekilimiz de ifade etti. Şehitlerimiz bizim en yüce mirası miraslarını başımızın tacı kıldığımız yetimlerini evladımız, eşlerini bacı bildiğimiz en yüce değerlerimizdir. Kimse şehitlerimiz üzerinden bir istismara asla kalkışmasın. Şehitlerin ruhu ve maneviyatı o şehitler adına konuşan yüce milletimize, meclisimize aittir. Bundan hiçbir taviz vermeyiz. Ne olması gerekirdi? Bakın olan yanlışlara bakın. Diyelim ki imam şehitlerimizle ilgili iki paragrafı unuttu sehven veya bilerek okumadı bir kaymakamın yapması gereken bunu not alması ve daha sonra idari soruşturmayla gereğini yapması eğer sehven olmuşsa zaten mesele hallolur eğer bilinçli ve bir örgüt iltisakı varsa bunun gereğini yapıp adli makamlara teslim etmesidir. Bir kaymakam suç ne olursa olsun vali ya da kaymakam mülki idare, ceza makamı değildir. Demokratik hukuk devletinde ceza makamı bellidir mahkemelerdir. Eğer herkes kendisi adaletin yerine geçip ceza uygulamaya başlarsa toplumda huzur kalmaz. Peki yaşananlar o kadar vahim ve o kadar üzücü ki daha sonra Kaymakamı destekleyen diğer kaymakamlar arkası arkasına açıklamalar yaptılar. Memur sen açıklama yaptı. Şimdi düşünün ki bir devlette olmaması gereken şey devletin bürokratı kaymakamı sendika değildir. Ortada suç varsa yeri ve otoritesi bellidir. Kaymakamlar tek tek devleti temsil ederler topluca bir refleks vermeye başladıklarında ortak beyanatlarda bulunan askeri yetkililerin vesayeti gibi tablo ortaya çıkar hatırlarsanız 28 Şubat'ta. Devlet bürokratı kendi başına konuşmaz. Devlet bürokratı devlet adına konuşur ve siyasi iktidar gerçekten iktidarsa önce o konuşur sonra bürokrat konuşur. Bununla kaymakamlarımızı tenzih ederim ben Valilerimizle kaymakamlarımızla çalıştım. Nice zorluklar içinde bu vazifeyi yürüttüklerini bilirim. Ama demokratik hukuk devletinde böyle şey yaşanmaz. Böyle şey yaşanmaz. Efendim, kaymakam Milliyetçi Hareket Partisi kökenliymiş. İmam AK Partiliymiş. MHP'li AK Parti arasında bir güç mücadelesi varmış. Çok net ifade edeyim. Bir Müslüman olarak, bir devlet adamı olarak, bir aydın olarak ifade ediyorum. İmamın siyasi kimliği olmaz. İmamın tek kimliği vardır. İslam, İslam, İslam. Bir devlet adamı olarak ifade ediyorum. Kaymakamın siyasi kimliği olmaz. Kaymakamın tek kimliği vardır. Devlet, devlet, devlet. Eğer siyasi kimlikler üzerinden kaymakamları imamları karşı karşıya getirirsek olacak olan şey toplumsal kaostur. Şimdi biz bunları söyledik diye ve devlete sahip çıkın. Şehitlerimize sahip çıktığınız gibi devletimize ve camilerimize sahip çıkın dediğimizde itirazlarımıza sert eleştiriler yöneltenler oldu. Evet, camide oturmanın, konuşmanın, hele, hele hutbe esnasında aynen namazda gibi sükunet içinde uhrevi havayı teneffüs ederek oturmak gerekir. Biz böyle öğrendik. Kutbede bağırılmaz. Ha gerçekten bir hesap soracaksa onun da usulü vardır. Şimdi kimse bundan bigane değildir. Gelelim bu konuya biraz daha derinlemesine gireyim. Çünkü eğer dinimizi ve devletimizi tek eline alan bazı siyasilere bu meydanı bırakacak olursak hem dinimiz hem devletimiz zarar görür, geride savunacak hiçbir değerimiz kalmaz. <laughs> Bunları söyledik diye dün Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi grubunda doğrudan benim ismimi de vererek münafık suçlamasında bulundu. Çok açık ifade edeyim. İslami kavramları kullanırken insanın zihninden diline doğru giden süreç, kanal neyse 50 filtreden geçmesi lazım. 50. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil. Ben kimseye münafık demem. Kimseye kafir de demem. Kalpleri bilen Allah'tır. Ama ben Hazreti Mevlana'nın talebesi, Hazreti Mevlana'nın mekanının hem şehrisi olarak bilirim ki ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol der Hazreti Mevlana. Peki Sayın Bahçeli, saygıda hiçbir kusur etmeden ve geçmişte ve yakın zamanda Gazze ile ilgili tutumunuz dolayısıyla tekrar tekrar tebrik ettiğim ve son derece nazik bir telefon görüşmesiyle karşılıklı fikir teatisinde bulunduğum bir siyasi lider olarak size edep şeyleri içinde sınırları içinde hitap etmek istiyorum. Şimdi soralım. Biz de herkes şahit, akademik hayatımıza da şahit, siyasi hayatımıza da olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. Böyle olduğumuz için siyasi ahlak dediğimiz ve davasına başını koyduğumuz değerler adına siyasi ahlak e, mücadelesi verdiğimizde olduğumuz gibi görünmemek ya da göründüğümüz gibi olmamak için sizin peşinizde koştunuz Başbakanlık makamını terk ettik. Ama hep olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. Ama şimdi soralım. Koalisyon görüşmeleri için gittiğimizde odanızda saat 17.25'e ayarlıydı ve önce 2015 yılında önce masaya koyduğunuz 17-25 dosyaları bir açılsın ve yolsuzluk meseleleri çözülsün. Ondan sonra hükümet kurarız dedi. Dediniz. Ne oldu o günden bugüne Sayın Bahçeli? Neden olduğunuz gibi görünüyorsanız 17-25 dosyalarını ve Yüce Divan'ı işletin. Göründüğünüz gibi olacaksanız bir daha ağzınızı açmayın lütfen. Yolsuzluk demeyin. Teslim olduk din iktidara. Bir takım bürokratik makamlara yakınlarımızı veya bizim fikriyatımızdan insanları yerleştirmek için yolsuzlukları unuttuk deyin. Dürüst olan budur. Biz iki dil kullanmadık. Lugat-ı Divan, Lugat-ı Türk'ün yazıldığı Türkçenin o saf, biz kültür milliyetçisiyiz. Evet Türkçe azizdir. Peki biz Doğu Türkistan diye bu salonları, bu meydanları ve Sayın Grup Başkanımız Japonya'ya kadar giderek, giderek Japonya'da gür sesle Doğu Türkistan'a haykırırken siz neredeydiniz Allah aşkına? Neredeydiniz? <laughs> Olduğunuz gibi eğer gerçekten kızıl elma bir takım ideallerimiz var idiyse niye Doğu Türkistan'dan bahsetmezsiniz? Ve yakın zamana gelelim. Olduğun gibi görünmek, görünmeyin gibi olmak. Hepimiz takdir ettik. 24 saat süre verdiniz İsrail'e değil mi? Sayın Bahçeli. Hala alkışlıyorum o sözü. Peki 24 saat üzerinden kaç 24 saat geçti? Anladık İsrail'e sözünüz geçmiyor ama bari iktidara sözünüz geçsin de İsrail'le olan şu ticareti durdurun diye bir sesinizi duyalım sayın Bahçeli. Biz miiz münafık? Duyalım sesinizi. Efendim, Serok Ahmet diyerek bana atıfta bulunmuş yine. Bakın, bu topraklardaki değerli arkadaşlar, her dil azizdir. Rabbimin milletlere lütfettiği dil mukaddestir. Tarruf için, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle söylüyorum, milletlerin birbirini tanıması için yaratılmış her kavim, her dil bizim için saygıya layık ve mukaddestir. Onun için bana her Serok Ahmet dendiğinde Kürtçe olarak burada da yabancı diliye geçmesin. Sersera serçeva derim. Gözbaş hücre derim. Ha ama bilirler ki hani Atatürk'ün gidin bakın ülke krizdeyse, Toros dağlarında yörük çadırlarında duman tütüyorsa ülke emniyettedir çünkü yörükler ayaktadır dediği yörük arabalarında doğmuş yörük Ahmet'im ben. Gidemediniz ama Uygur'a bir gidin. Sokağa çıkın Rumçı'ya. Ahmet Davutoğlu deyin Uygur o derler Uygur. Cengiz Dağcı'nın Kırım'daki mezarına gidin Tatarlar Tatar Ahmet derler. Biz bu milletin her rengini temsil etmeyi başımızın tacı biliriz. Milleti birleştiririz bölmeyiz. Dilleri kardeş kılarız düşman kılmayız. Bu topraklarda konuşulan hiçbir dili de yabancı dil kabul etmeyiz. Biz Dicle Fırat'ı Meriç'e kardeş kılanlarız. Sakarya kardeş kılanlarız. Şimdi iddialarını herkes iddiasıyla mesuldür. Şimdi gelelim. Daha net bir ifadeyle söyleyeceğim. Yanlışlık nerede? Yanlışlığın biri. Yüzleşelim. Arkadaşlar imamlarımıza güveniyor muyuz? Hocalarımıza? Diyanet İşleri Başkanlığımıza güveniyor muyuz? Peki o zaman niye Ankara'dan merkezi hutbe gönderilir? Niye? Türkiye'nin her yerinde aynı hutbe Milli Güvenlik Kurulu bildirisi gibi neredeyse okunur. Gençliğimiz de bir hatırlarlar. 70'li yıllar İstanbul'da yaşayanlar bilir. Hepimiz Gönenli Mehmet Efendi'nin hutbesini dinlemeye giderdik Sultan e. Fevç fevç gençler Sultan e akardı. Gönenli Mehmet Efendi elinde bir Ankara'dan gönderilmiş hutbeyi okumazdı. Kızıl çok daha küçük bir camiydi. Rahmetli Mahmut Bayram Hoca orada hutbe okurdu. Mahalleliyle sohbet ederdi. Oranın şartlarını en iyi o bildiği için o hafta içinde kimin kim ailenin problemi var, esnafın ne derdi var, kasabın ne borcu var onları bildiği için döner. Birbirinize verdiğiniz borçları affediverin, biraz zaman beri verin diye verirdi. Nasihat ederek isim vermeden. Şimdi bizim Toros dağlarındaki Taşkent'teki hutbeyle Şişli'deki hutbe aynı hutbe. Edirne'deki hutbeyle Artvin'deki Hakkari'deki hutbe aynı hutbe. Din adamı ve imam ol kişidir ki cemaatini bilir, cemaatine sahip çıkar, cemaatine ne söyleyeceğini de bilir. Ne zaman çıktı bu hutbelerin merkezileşmesi biliyor musunuz? Hep darbe sonrasında. 1962'dedir ilk genelge lerden biri. Merkezi hutbe 62'de. Çünkü imamların çoğunun 27 Mayıs karşıtı ve Demokrat Parti yanlısı olduğu düşünülmüştür. 12 Eylül'de yukarıdan Kur'an-ı Kerim 12 Eylül'de başörtüsünü yasaklayanlar helikopterle Kur'an-ı Kerim bildirileri attılar. 28 Şubat'ta hutbelere ve ezanın şeyine e, mikrofonla bile ayar getirmeye kalkıştılar. Ya Allah aşkına Çekin elinizi dinimizin üstünden ya, bırakın gerçekten iyi yetişmişler imamımız, din adamlarımız hür, özgürce konuşsunlar. Kutbelerin bu niteliği dolayısıyla gençler siyasi bildiri gibi bir şey dinlememek için camilerden koptular, uzaklaştılar. Ha, eğer imamlarımız iyi yetişmişse zaten şehitlerin fatihasını önce onlar okutur. Ama imamlarımız eğer şehitlerin Fatihasını okumaktan imtina eden bir imam varsa o zaman da dönüp kendinize bakın bu imam tiplerden bu imamlar nasıl çıktı diye. Yapılması gereken neydi? Biz olsaydık ne yapardık? Bakın hiç tereddüt etmem. Bu haber geldiği anda İçişleri Bakanlığı'na derhal soruşturma açmasını isterdim. Bir kan bir mülki amir nasıl bir bürokratı caminin içinde rencide ederdi? Bir din adamını rencide ederdi. Sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı'na derhal bir soruşturma açın. Gerçekten bu imam sehven mi unuttu yoksa bilinçli bir örgütsel yapım var. Ve gözünün yaşına bakmadan ikisini de gerekli şekilde cezalandırdım. Ta ki milletin, devletin kaymakamına ve dinin imamına karşı güveni kaybolmasın. Biz bunları söyledik diye üstümüze gelenlere sesleniyorum. Devlete sahip çıkmak, slogan atmakla olmaz. Devletin valisinin kaymakamının halk tarafından itibar sahibi kılınmasıyla olur. Dine sahip çıkmak her ne surette olursa olsun gidip cuma namazında oturmak ve merkezi hutbe dinlemek değil ahlaken dine sahip çıkmakla olur. Hal ile sahip çıkmakla olur. Ahlakçı olmakla değil, ahlaklı olmakla dine sahip çıkılır. Şimdi gelelim. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. İşte Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum. Bir aydır neredeyse daha önce söylenti halindeydi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında iddialar var. Daha altı ay oldu ya. Nasıl Amerika'dan Türkiye şartlarına bu kadar kolay intibak ettiler bilmiyorum. Ama dünyayı tanırız. Amerika'da herhangi bir şirketin hanımefendinin başında bulduğu, bulunduğu bankanın CEO'su, babasını na bırak o da ayırmayı. Ben benim kızım burada çalışıyor diyerek resepsiyondan bile geçemez kimliğini göstermesi lazım veya ne yapacaksınız diye sorarlar. Çünkü bir dakikasını bile ailesine ayıramaz bir bürokrat görev yaparken. Bir dakika bile haramdır. İşinizi yapacaksınız. Amerika'da yapamadıklarını burada yapıyorlar. Özel odalar ayrılmış, memurlar onların çocuklarına bakıyor ve baba Sanki tayini, öyle bir şey oldu ki Türkiye'de, bir göreve bir kişi atandı mı, bir kişi atanmıyor. Sülalesiyle atanıyor yarabbi, sülalesiyle ya. Cümbül cemaat giriyorlar. <laughs> Neden? Balık baştan kokar derler, balık baştan kokar. Siz damadınızı bakan yaparsanız, Varlık Fonu'nun başkanı, kayınpeder, yardımcısı, vekili, damat olursa, Demek ki usul Türkiye'de böyle der dışarıdan gelen de aynı usulü kendisi yerleştirir. Kimi eleştiriyorsunuz? Nepotizm diye başbakan ilk kullandığımda tabir herkes sözlüklere bakmıştı. Nedir bu nepotizm diye? Tam da bu işte. Akraba kayırmacılığı. Akraba kayırmacılığı. Bir gece yarısı üst düzey bir bürokratı saat birde yanında akrabalarını çalıştırıyor diye görevden aldığım zaman bir hafta içinde bütün bakanlıklardan akrabalar temizlenmişti. Çünkü gözüm kulağım onların üstündeydi. Ve sözüm çok açıktı burası aile çiftliği değil burası devlet 85 milyonun sahip olduğu bir kurumun başındasınız. Ha bunlar yalansa çıksınlar konuşsunlar. Nerede Merkez Bankası Başkanımız? 1 Ocak'tan itibaren Christmas'tan bu yana Amerika'dalar. E Amerika'dan bu kadar ayrılmak zor değilse gelmeyecektiniz hanımefendi. Zaten her yıl neredeyse yılda bir kere Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Göreceksiniz yakında bu da değiştirir. Kurumsallaşma nerede? Bakın ilk örnekte kulp olayında İçişleri Bakanlığı'nın teamülleri milletin teamülü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teamülü sarsıldı. Burada da Merkez Bankası gibi Devlete çok ciddi bürokrat yetiştirmiş bir okul gibi olan bir kurum şu anda lime lime dökülüyor. Lime lime dökülüyor. Yüreğimiz yanıyor. Bu devlet bu hale düşmeyecekti. Ve Sayın Erdoğan'ın ne kulüp olayı ile ilgili ne Merkez Bankası olayı ile ilgili herhangi bir açıklamasını görmüyorsunuz. Varsa yoksa muhalefete isim takma peşinde. Nedir kanaatiniz Sayın Cumhurbaşkanı? Kulp olayıyla ilgili pozisyonunuz nedir? Kim haklı, kim haksız? Ya da ikisi de haksızsa ne yaptınız? İkisinin birden haklı olamayacağı aşikar. Nasrettin Hoca ya kadar gitmeyelim. Ama ikisi de haksızsa ne yaptınız? Birisi haklıysa hangi soruşturmayı yaptınız? Devletin itibarını korumak Cumhurbaşkanlığı makamının görevidir. Aynı şekilde Merkez Bankası Başkanı ile ilgili iddialarda efendim kimi iddialar eski damat bakanın bir komplo kurduğu, kimi iddialar şu anki Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı arasında açık olduğu vesaire vesaire vesaire. Siyaset saray dedikoduları haline dönüşmüşse millet kendini güvende hissetmez. Gelin bir başka kuruma bakalım. TÜİK. TÜİK. TÜİK'in resmi açıklaması enflasyon yüzde 64.7 ve TÜİK birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Hissedilen enflasyon açıkladığımız enflasyon iki mislidir. Yani yüzde 129.7'dir dedi. Ya arkadaşlar bu da, evet teknik terminolojide bu var da aslında bu bir itiraf. Hissedilen enflasyon ne demek? Halkın hissettiği. TÜİK enflasyon ne demek biliyor musunuz? Memura işçiye düşük maaş vermek için devletin tayin ettiği enflasyon. Açık ve net söylüyorum. TÜİK başkanına da sesleniyorum. Sizin hissedilen enflasyon dışında ürettiğiniz her enflasyon rakamı memurun çiftçinin cebinden para çalmaktan farkı yoktur. Bunun adı memurun çiftçinin dolandırılması, bunun adı hırsızlıktır, hırsızlık. Hırsızlık. Bakın kamu özel işletme köylere ödenirken hissedilen şey yok, ödeme yok. Orada ne yazıyorsa o ödeniyor. Halbuki her köprü geçişinde acı hissediyor millet. Siz bir acını da hissedilenini bir düşün bakalım. Emekliler kana alıyor. Burada bu kürsüde söyledik. Yapmayın etmeyin. 10 bin lirayla geçinemez bu emekli dedik. Ve rakam verdik. 2016'da emekli maaşı Asgari ücretin 1.2 katıydı ve yani şimdiki rakama vurursak 20 bin lira olması lazımdı en az emekli maaşı. Şimdi 10 10.000 lirayla asgari ücretin yüzde %60'ına denk geldi. Neredeyse yarı yarı asgari ücretin. Ya ne istiyorsunuz emeklilerden? Ne istiyorsunuz emeklilerden? Onurla yaşamak dışında hiçbir şeyi kalmamış, beklentisi kalmamış son nefeste kimseye muhtaç olmayayım diyen emekliden kefen parasını bile neredeyse esirgeyen bir yaklaşım içindesiniz. Yazıklar olsun size. Ama müteahhitlerden, yandaş müteahhitlerden, ucuz kredi verdiğiniz yandaş sermayeden hiçbir şey esirgemiyorsunuz. Gelir adaletinin sağlanması lazım. Biz geldiğimizde gelir adaletini sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız biliyor musunuz? Bunların döneminde kim haksız rant elde etmişse önce onları vergilendireceğiz. Sonra bu vergilerle milletin sosyal yardım fonlarını artıracağız. Kim rant elde etmişse. Bakın bundan bir, bir müddet önce yüzde on iki nokta altı demeklerin toplam nüfustaki payı yeri şeyi. Şimdi yüzde on altı nokta üçe çıktı emeklinin nüfusa oranı. Milli gelirden aldığı pay ise yüzde altı nokta sekizden yüzde dört buçuğa düştü. Şimdi toplumun hiçbir kesimi memnun değil ve kurumlar lime lime dökülüyor. Ve her yerde. Bakın münafıklık demiyorum ben haşa. İslami kavramları yanlış bir yerde kullanmam. Kimseye de hükmetmem. Başkaları gibi biz dinin sahibi onlar da dine ihanet edenler gibi bir ayrım yapmam. Dinin sahibi Allah'tır. Dinin sahibi Allah'tır ve insanların kalbini bilen de ancak odur. Ama riyakar derim. Neye riyakar derim biliyor musunuz? Aynen olduğu gibi görünmeyenlere göründüğü gibi olmayanlara. Bakın şimdi. Gazze'de dördüncü ayına yaklaşıyoruz savaşın. Üç buçuk ay geçti hala İsrail ile ticaret devam ediyor. Hala İsrail'e Türkiye yakıt, gıda ve birçok malzeme göndermeye devam ediyor. Sayın Erdoğan bu konuda hiçbir izahat getirmiyor. Ticaret Bakanı bir takım teknik kendilerince izahat getiriyor. Ama vaka değişmiyor. Türkiye İsrail'i lojistik olarak desteklemeye devam ediyor. Açık ve net ifade edeyim. Dökülen her kanda ölen her çocuğun bedeninde sizin gönderdiğiniz malzemelerin izi, izi varsa bunun hesabını millet de Allah da sizden sorar ve soracak. <laughs> Güzel bir haber vereyim. Bu kürsüden daha Sayın Karamolluoğlu ile birlikte ilk hafta neler yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Ve demiştik ki derhal uluslararası adalet divanına başvurun. Uluslararası Ceza Mahkemesine istemiş bir teşkilat üyesi bazı ülkelerin başvurularına öncülük edin. Neden böyle demiştik? Çünkü Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf değil ama Uluslararası Adalet Divanı'na taraf. Şimdi Güney Afrika kahramanca bir iş yaptı. Tekrar selamlıyorum Güney Afrika'yı buradan. Güney Afrika'nın yiğit Mandela'nın çocuklarına selam olsun diyorum. <laughs> Güney Afrika müracaat etti. Biz de niye siz müracaat etmediniz? diye üzerlerine gidince WhatsApp gruplarında ha bu da yeni yöntem. WhatsApp gruplarının hepsinde bir hükümet komiseri var arkadaşlar. Ne yan inanacak, ne dinlenecek, ne konuşulacak? Hangi eleştiriye nasıl cevap verilecek? WhatsApp gruplarına birer komiser tayin etmişler. Yani bunu şey e, istihsa ile söylemiyorum. Gerçekten öyle. Her sivil toplum kurumunda bir komiser var neredeyse. Olmasaydı sivil toplum şu anda meydanlarda olurdu. Şu anda binlerce, on binlerce Avrupalı farklı başkentlerden ama öncelikle Paris'ten yürüyüşe çıktılar Brüksel'e doğru. Yürüyorlar. Ama dikkat edin ya Cumhurbaşkanı'nın oğlu başkanlık yapacak ve kontrol altında olacak. Ya Cumhurbaşkanı'nın doğrudan talimatıyla çalışan sivil toplum kuruluşları yapacaklar. Onlar durdu mu her şey duruyor. Kimse bunu gündeme getirme cesaretini bile kendinde bulamıyor. Yaymışlar Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Adalet Divanı'na taraf olmadığı için maalesef dünya liderimiz müracaat edememiş. Uluslararası Adalet Divanı'na ya kimi aldatıyorsunuz ya? Kimi aldatıyorsunuz? Bal gibi müdahale ederdiniz. Müca, müracaat da ederdiniz. Çünkü Birleşmiş Milletler üyesi herkes Uluslararası Adalet Divanı'na başvurabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ise taraf olan başvuru Türkiye taraf değil bu ikisi ayrı. Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. Bir iş yapamayınca 50 tane mazeret efsaneler üretme çabasına giriyor. Ya bırakın efsaneleri, ticareti kesin. Bakın bizim elimizde devlet gücü yok. Bizim elimizde herhangi bir destek yok. Ama baktık ki resmi makamlardan bir bu anlamda bir adım atılmıyor. Dünyanın saygı duyduğu en yetkin akademisyenler, basın mensupları, insan hakları aktivistleri 139 e, saygın isim, Birleşik Milletler yetkilisi bir imzayla küresel vicdan bildirisi yayınladık. Bundan 3 hafta önce. Daha sonra sü sürekli yaptığımız görüşmelerle, dün gece de bu anlamda Zoom toplantısındaydım. Onların da selamları var sizlere, Gazze'yi savunanlara. İnşallah Cuma gün Cumartesi günü 27 Ocak'ta Londra'da bu saygın isimler bir araya gelerek bir küresel vicdan toplantısı yapacaklar. Arkasından da Vietnam Savaşı esnasında Amerika'ya karşı yapılmış olan Dünya Halklar Mahkemesi'nde İsrail'i yargılamak üzere bir süreç başlatacağız. Madem ki uluslararası toplum harekete geçmiyor, insanlık İsrail'i yargılayacak ve İsrail hakkında yaptığı soykırım suçları, işlediği soykırım suçları dolayısıyla gereken hükmü verecek. Sadece İsrail'e değil, İsrail ile ilgili değil, onlara destek sağlayanlara da, onlara sessiz kalanlara da Onlara hala ticaretle mal gönderenlere de tarih hak ettiği dersi verecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonunda yerel seçimlerle ilgili de kanaatlerimizi serdetmek isterim. Biraz önce değerli e, grup başkan vekilimiz zikretti. Sayın Karamoğlu ile birlikte Gelecek ve Saadet e, grup, e, milletvekilleri teşkilatlarıyla bundan 6 ay önce 7 ay önce bir yola birlikte çıktık. Seçim sonrasında herkesin karamsarlığa düştüğü, parti içi ya da partiler arası tartışmalarla birbirini yıprattığı bir dönemde iki parti günlük konjektürel hesapları bir kenara koyarak iki parti ve iki genel başkan oturduk bir anlaşma yaptık. Ortak grup kuracağız dedik. Ta ki milletin sesi milletin meclisine yansısın. Grubu kurduk. Rahat bırakmadılar. Oda vermediler, grubu tanımadılar, hala odalarımız yok. Grup başkanımızın odası herhangi bir bürokratın odasından hallice değil. Önemli değil. Bizde dar odalar var ama kocaman yürekler var, kocaman yürekler. Teslim alınmayacak, grup başkanımızın dediği gibi satın alınamayacak yiğitler var bir kardeşimizi de Rabbimize hakka yolcu ettik. Allah onundan da verdiği mücadeleden de ondan da razı olsun. Biz bu mücadeleyi verirken geçici bir meclis grubu çalışması için yapmadık. Fedakarlıklar yaptık. İsmimizden fedakarlık ettik. Makamlardan fedakarlık ettik. Karşılık olarak fedakarlıkla bir yol yürüdük. Hepimiz için ikinci aşama Yerel seçimlerde işbirliği aşamasıydı. Arkadaşlarımız e, aylardır bu konularda çalışma yapıyor. Tabii her iki partinin de kendi teşkilatları bünyesinde yaptığı çalışmalar var. O çalışmaları bir araya getirdiler. Geçen hafta sayın Karamolluoğlu ile birlikte arkadaşlarımızla ortak bir toplantı yaptık ve büyük bir mutlulukla, memnuniyetle, gururla ifade ediyorum ki büyük şehirlerden illerden, ilçelerden ve beldelerden oluşan 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak olarak gireceğiz. Bu ilk aşama daha sonra da inşallah çalışmalarımız devam ediyor. Gönül ister ki tümünde bir arada olalım ama değil ve farklı yerlerde farklı şartlar tezahür etmişse bazı yerlerde ayrı ayrı girmemiz gerekiyorsa ayrı ayrı gireriz. Samimiyetle karşılıklı dürüst ee, bir ilişki içinde sağın bir ilişki içinde bu sayı mümkün olan en üst noktaya çekmeye çalışacağız. Sayın Karamolluoğlu'nun ifadesiyle 200-300 diyor, daha fazla diyor. Nasıl olabilirse ona da sağlık sıhhat diliyoruz Sayın Karamoğluoğlu'na ve onun hakkında yapılan e, itham ve hakareti, ben hakaret kabul ediyorum, ithamın ötesinde sadece itham değil, şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Sivas Belediye Başkanlığı döneminde Sivas Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin nasıl feragatla, fedakarlıkla çalıştığına hepimiz şahidiz. Rahmetli Erbakan hocamızın belki de örnek belediyecilik olarak sergilediği belediyeler, gösterdiği belediyelerden birinde vazife yürüttü. Çok zor şartlarda milleti karşı karşıya getiren, getirdiği getirildiği provokasyonlarda herkesi yatıştırmaya çalışan rolünü de biliriz. Cumhuriyetin e, milli irade anlamında tecellisini ilk işaret fişinin, fişeğinin çakıldığı e, e, çakıldığı e, Sivas'ta belediye başkanı olmak bir onurdur. Kim ne derse desin hiçbir Sivaslı sadece Temel Karamollaoğlu değil Sivaslılara benim özel muhabbetim vardır. Hiçbir Sivaslı Cumhuriyet karşıtı değildir. Ve eğer birileri cumhuriyeti milletten koparıp Jacoben bir rejime dönüştürmek isterse onların karşında da dimdik duracak olan Anadolu çocuklarıdır, Sivas çocuklarıdır, Konya çocuklarıdır, bütün Türkiye çocuklarıdır. <laughs> Siyasi eleştiri yapabilir ama nezaketi bırakmamamız lazım. Herkese bunu tavsiye eder, bunu söyleriz. İnşallah birlikte başlattığımız bu çalışmalar 31 Mart'ta semeresini verecek ve 31 Mart günü birçok yerde gelecek ve saadet partilerinin başarısına şahit olacağız. Bugün Türkiye'de sadece partilerin tek tek neyi alacakları, nereleri kazanacakları e, hedefin kadar önemli olan, bugün milletten kopmuş imamla kaymakamın birbirine düştüğü, anayasa mahkemesiyle yargıtayın birbirine düştüğü, komşunun komşuya, ev sahibicinin kiracıya düşman edildiği bu düzene son verecek olan, bu iktidara gerçek bir uyarı tokadı atacak olan o seçimler hepimiz için yeni bir başlangıcın haberidir. Şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum. Allah'a emanet olun.